Erdoğan'la alakalı insanlara sorular soruyoruz ve bugün fikir konuklarındayız. Erdoğan Bey'le bir randevumuz var. Yaklaşık 5-10 dakika sonra onunla fikir konuklarında bir söyleşi düzenleyeceğiz. İyi seyirler. Merhaba, Yetim Üniversitesi'nden geliyoruz. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Birazcık kendinizden bahsetmek isterseniz. Kendim. Kaç yıldır görev alıyorsunuz? Doğma bölümüne zaten Fikirtepe'liyim. Daha önce de Fikirtepe'de esnaflık yaptık. Yani siz de halkın esnaflığın içinden... Tabii yani. Tabii esnaflığın verdiği işte tecrübeden dayanarak Fikirtepe'de bir muhtarla adaylığımız kurduk sağ olsun. Fikirtepe seçmeni de bizi seçti. Üçüncü öğrenimizdir. Fikirtepe'de izinizde. Öncelikle Fikirtepe'de cevabımıza ilk böyle hemen kentsel dönüşüm geliyor bu zamanlarda. Siz de bu konuyu nasıl açıklıyorsunuz? Fikirtepe eşittir kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eşittir Fikirtepe bağlamında. Şimdi şöyle yani Fikirtepe'nin ki Fikirtepe'nin imarı kentsel dönüşüm değil yani. Özel bir proje altında. Yani kentsel dönüşüm diyor ama değil. Özel proje altında bir verilmiş imar. Çünkü çok yüksek bir imar rantı verildi. 4 emsalin üzerinde ki Türkiye'de hiç olmayan bir şey. Burası da kişilerin kendi özel tapuları, şahs tapuları olduğu için kentsel dönüşüm değil yani özel proje altında. Zaten gayet büyük, geniş bir alan. Evet, özel proje fazla altında. Fazla parsel var. Acaba siz de biliyorsanız kentsel dönüşüm, bu imar olayı Fikirtepe ne zaman geldi, nasıl başladı, halkın tepkisi, bunlar neydi? Zaten Fikirtepe'deki imarımız bizim senelerden beri kapalıydı. İmar yoktu. Evlerini çarpı yenilemiyordu yani halk anladığım kadarıyla. Yani, çarpı yapılaşmadan dolayı imarı kapatmışlardı. İşte biz de imar açısından eğitim, Büyükşehir Belediyesi'ne sürekli yaptığımız istişarelerde. Onlar da bizlere Fikirtepe ile ilgili çok iyi bir çalışma yapıyoruz, size iyi bir imar vereceğiz diyorlardı. En sonunda baktım. 4 emsal üzerinde bir imar verirler. Yani halkın bu olaya tepkisi nasıl oldu? Ya şöyle halkın tepkisi derken yani ilk önce yani insanlar imarın çok yüksek evet. Tabii ki yani şöyle Kadıköy imarı bizim de Kadıköy'ün ilçesi olduğumuz için 2.07 idi buranın imarı. 2.07'den yani şöyle söyleyeyim. Benim kendi mülkiyetimdeki yerim 100 metreydi. 2.07'de biz 2.07'yi böyle bir daire almamız gerekirken şu anki imarda 3 tane daire alıyoruz yani. Fikirtepe halkı birden kendini en yükseklerde gördü. Yani zemini olarak hesapladılar. Ve metrekareleri de bayağı yükseklerden gidiyordu. Fakat işte zaman ve süreç uzayınca mesela benim mahallemde en çok imar arası benim mahallemde var. 19 tane var. Şu an 6 tanesi bitmiş halde oturumlar. Bir iki tanesi de inşaat halinde. Gerisi daha yapılmadı işte. İnsanlar buradaki bitmiş yerlerden daire alacağı zaman yani şöyle bir gelip bakıyorlar gördüğünüz gibi. Evet. Burası residence. Yan taraf gezikonda halinde. Onun için ondan dolayı bayağı bir talepler azaldı yani. Fiyatları bundan 5-6 sene önce metrekaresini 10 liralardan satarlarken şimdi bayağı bir fiyatları düştü yani. Sanırım bu arz talep ilişkisi nasıl acaba? Mesela kentsel dönüşüm, binalar dikiliyor, yapılaşma yapılıyor, yüksek binalar oluyor falan. Dışarıdan gelen insanlar var ya da burada Fikirtepe'lerin, has Fikirtepe'li insanlar var. Dışarıdan insanlar buraya kalmak için ya da ev falan satmamak için geliyorlar mı? Şöyle bir ön yargı var mıdır acaba Fikirtepe ile ilgili? Yani bundan 5-6 önceki deprem olmadan önce yani dediğim gibi önce bahsettiğim yani bir taraf yazınız bir taraf gece kondu insanlar kiralamaya geliyorlar bakıyorlar ki bu halde görünce vazgeçiyorlar işte yani. Yahut da satın almaya geliyorlar vazgeçiyorlar. Bayağı bir ağırdan gidiyor. İnsanlar da yani ev sahipleri diyorduk ki buranın halkının %70-%80'i gelmez. Hep gider yani. Ama malum yerlerini kiraya veremeyince, kiralamayınca aidat parası boşa ödemeyince çoğu evet. İnsan hep kendi geri geldi. Bizim hesabımızda olmayan çoğu geri geldi. Yani Fikirtepe halkı siz yeni yapılan binalara taşındı mı diyorsunuz? Yani neden taşındı işte? Neden taşındı? İnsanlar hani bir taraf rezidans, bir taraf gecekonduya gelmek istemediler. Evet. Dışarıdaki insanlar. Onun için bizim kafamızda oluşturduğumuz planlara göre biz diyorduk işte iyi fiyatlar satacağız, iyi fiyatları kira verecek falan. Mesela bizim mahallemde ilk biten Erkan İnşaat. Erkan İnşaat'a var ya inanın %60-%70'e toprak sahipleri geri geldiler. Çünkü aylarca kiraya veremediler, aidat ödediler. Aidatları da yüksek biliyorsun. Fakat depremden sonra
Depremden sonra yapılan yer mesela, ondan sonra usta inşaat yaptı. Usta inşaat var ya, 3 ayda 3 tane blok full doldu. Mandiras var mesela, Şua var, Anka inşaat yaptı diye bir kişi oldu. Yani bunların hepsine depremden sonra muazzam bir talep oldu. Yani siz Fikirtepe halkının aslında yeni yapılan binalara çok çabuk adapte olduğunu evet. söylüyorsunuz. Yani Fikirtepe halkının da adapte olduğu, dışarıdan da önce dedik ya depremden önce dışarıdan talep yoktu. Fakat depremden sonraki bakış açıları, yani Fikirtepe'nin tabii bu binaların depreme dayanıklılıkları etkisi olduğu için ondan dolayı yabancılar yani. Depremden önce yerlileri geliyordu fakat şimdi yabancılar bayağı bir talep var. Yani bu arz talep ilişkisinde deprem kırılma noktası evet, olarak. Bayağı bir talep peki yerli halkın tekrar bu yapılmış binalara yerleşmesi konusunda ekonomik olarak bir sıkıntı çektikleri, aidatlar falan biraz yüksek sonuçlar. Ya aidatlar da yani, aidatlar yani şimdi yani malum gördüğünüz yerden aidatların kişinin yani, oturduğu daireden asansöre binip en alt katı iniyor. Bütün spor çıktısından tut, savunmasından tut, yüzmesini yapıyor, duşunu arıyor, çıkıyor evine, üzerine giriyor, işine gidiyor yani böyle bir şey. Bırakın da artık biraz olsun yani, o kadar da çok değil. Mesela televizyonda duruyoruz, mesela Ankara'da bazı yerlerde bazı sitelerin aidatları 2,5 milyar, 2 milyar gibi en yüksek aidatları söylüyor. Bizim burada yani o kadar onlarla mukayese edecek şey çok yüksek değil tabii. Peki siz de biliyorsunuz mesela bazı inşaatlar burada gördüğümüz gibi bitiyor, sonuçlanıyor ama bazı inşaatlar ekonomik sıkıntı var sebebiyle ya da bahane edilerek bilmiyorum. İşte dediğim gibi en çok benim mahallemde ada var. 19 adadan 6 tanesi bitmiş oturum var. 2 tanesi inşaat halinde, onlar da yakında biterler. Geri kalan 10 tane kadarı işte yani daha başlamadı gördüğünüz gibi yani. O da neden ekonomik kriz biraz vurduğundan dolayı işte bu devam edememelerinin sebebi olarak suç diyor siz kim olarak görüyorsunuz mesela? Suçluyu kim görüyoruz? Müteahhitler mi? Ya işte müteahhitleri kendisi mi? Ekonomi yani şimdi imarımız verilmiş imar çok iyi bir imar, çok güzel bir imar. Hani 2011'den bu yana bu imarın tamamen bitip yerleşim olması lazım. Peki bu gecikmenin acaba sebebi ne? Gecikmenin yegane sebebi insanların yani bir araya gelmeden. Mesela müteahhitler, bütün adalarda müteahhitlerle anlaşma var. Kiminde 160, kiminde 170, kiminde 180 imzalar atılmış. Geri kalan insanların imza atmaması, başlayamayınca ne oldu bu sefer? Kriz de vurunca müteahhitin işine geldi. Müteahhit de attı yani. Müteahhit şimdi biraz önce bahsettik ya, dedik insanlar kiralama yapamıyor, satamıyorlar. Fiyatlar beklenenin üzerine çıkarken çok altına düştü. Neden? İşte bir tarafın rezidans, bir tarafın gecekondu olması. Bunun üzerine de kriz de gelince şimdi müteahhitler de haliyle çoğu müteahhit konkord ve teknik yapılısından tutuyor. Yani isim vermiyor ama çoğu müteahhit konkord ilan etti. Peki, sen konuşsun. Bir soru soracağım. Simit Sarayı'nı biliyorsunuz. Oranın aşağısında bir araziyi biz gezdik, üreten arkadaşımla. Arazide temel attığınız halk sokakta yazıyordu. Halkın tepkisini bu bağlamda nasıl yorumluyorsunuz acaba? Yani halk böyle bir törenle temel attığınız... Kimden bahsediyorlar? Galiba müteahhitlere. Yani Allah bilmiyorum işte yani. Müteahhitlerin şu anki bu krizi fırsat bilip yapmamaları. Bir de ev fiyatları düşük buldukları için satmak istemiyorlar galiba müteahhitler. Yani, o yüzden... Şimdi müteahhitlerin hesabına göre buradan çok iyi bir kar oranı yapacaklardı. Fakat şu anki hesaplarına göre zararın eşiğinde olduklarından dolayı onları da zamana bırakıyorlar. Peki devletin bu kentsel dönüşüm imar olayına desteği var mıdır? Devletin kentsel dönüşüm dedi ki buraya kentsel dönüşüm değil, özel şey proje. Var. Devlet de buraya özel projede müdahil olamıyor. Devlet işte burayı hızlandırmak için bazı bir takım yasalar çıkartıyor mesela. %2 yasası diye bir şey diyor. 2011'den sonra bazı bir takım yasalar çıkarttı. İşte burayı afet bölgesi ilan ettiler, risk alanı ilan ettiler. 3'te 2 yasasını çıkartmak için. 3'te 2 yasası çıkınca bazı adalarda mesela birkaç tane müteahhit giriyordu adaya. 3'te 2 yasası bir iki tane müteahhitleri eledi en azından mesela. Çoğunluk kimdeyse müteahhit o bölgenin hakkını alıp inşaatlarına devam etti. Peki halk 3'te 2 yasasından yararlanabiliyor mu acaba? Burada geçerli görünüyor. İlk önceden evet. Yani mesela ben şöyle söyleyeyim. Bizim kendi yerimiz MİS firması. Anka firması bizim adaya imza attırmıştı. El altından böyle birkaç kişiye. Adayı bozmak için. Daha sonra 3'te 2 yasası çıkınca
çoğunlukla imza atmadığı için MİS firmasını bulduk. Biz onlara dedik ki biz çoğunluk imza atacaksanız ben geleyim. Çoğunlukla imza attığı için Ankara'da bu sefer hakkını ona devretti. Ve bizi yerimizden çıkarttılar, inşaatlar başladı yani. Peki Muhtarım, halkın genel konuştuğumuzda da mesela halkla konuştuk vesaire, dernek başkanıyla konuştuk. Halkın genel olarak bir %70 ve %80'inde mağduriyet söz konusu. Halk biraz mutsuz. Sanırım bir 10 sene önce buraya kentsel dönüşüm geldiği zaman halk biraz mutlu olmuştu. Evet, ellerimiz evet, yenilecekti. Çok mutlu olmuşlardı. Peki bu mağduriyetin acaba sebebi nedir yani? Sebebi bu nedir ama yani şimdi siz de baktığınız zaman mağduriyet devlet tarafından olmuş olsaydı bu imzasını bitiren, başlayan müteahhitlere izin verilmezdi. Evet. Demek ki bir sıkıntı yok. Bakın diyorum ya benim mahallemde 19 ada var. Hı hı. Hemen 6 tanesi bitirdi. 2-3 tanesi yani inşaat halinde. Hı hı. Bir sıkıntı olsa bunlar da olur. Bunların oturanlarına gidin dinleyin. Bir sıkıntı, bir mağduriyet var mı? Yok. Mağduriyet için de var. Yapmamış başlamayanlar da var. Yani bunlar da adalarını bitirip zamanında 2011 yılındaki imarın sürekliliğinde bunlarla beraber ilgiliyorum. Herkes bitirseydi. Kitabı biterdi. Şu an kitabı çok muazzam bir oturum yeri oldu. Sizce acaba ortalama kaç yıl içerisinde ya da kaç yılında Fikirtepe böyle bilmiyoruz vallahi hiç yani işte bilmiyoruz. Devlet şu an bir yasa çıkarttı. Tek taraflı fesih yasası yani. İşi hızlandırmak için müteahhit firmaya ada ya eğer başlamıyorsa gidecek. Başlıyor musun, başlamıyor musun diye. Eğer müteahhit ben krizden dolayı başlamıyorum derse otomatikman imza fiksi edilir. Böyle bir yasa çıktı. Gazetede, resmi gazetede de ona ayrılandı ama. Peki burada bazı durmuş inşaatlar var. O inşaatlar acaba hani, o yasada şöyle de bir madde var sanırsam. Biraz internetten araştırdık ama herhalde bir inşaata başlayıp da 6 ay ara verildiği zaman imza hakkı feshi doğuyormuş mal sahiplerine. Peki bu hukuki süreç hızlı mı işliyor yoksa imza sahipleri hukuka başvurunca gene 2-3 sene zaman alacaksa bu ilerleme aslında değil, biraz yavaş bir ilerleme olacak yani. Ya sanırım bilmiyorum içeriğine ama o kadar uzun süre olmaz herhalde. Dava açmak gerekiyormuş galiba. Dava mı açmak gerekiyor? Dava mı açmak gerekiyorsa ona göre herhalde erken karar verirler çünkü uzaması evet, yine bir sıkıntı olur. Çift taraflı mağduriyet oluyor, orada yaşayan evet. İnsanlar var. Bir de şöyle bir sıkıntı varmış galiba halktan duyduğumuz kadarıyla. İşte binalar veriliyor, yapılmaya başlanıyor. Bir yıl kadar orada yaşayanların başka yere taşınıyorlar. İnternet kiralarını ödüyor. Ama bir zaman sonra işte İnşaatı durduktan sonra kiraları da ödemeye evet, bırakmışlar. Şu an çok var. Bayağı mağduriyet yaşamış. Çok. Kiralar verilmiyor yani. Evet. Peki şöyle bir de mağduriyet var açıkçası. Yani halk genel olarak komşuluk olarak koptuğunu düşünüyor. Kentsel dönüşüm öncesi ve Fikirtepe, kentsel dönüşüm sonrası Fikirtepe arasında mahalle kültürü ve komşuluk zaten kalmadığını savunuyorlar. Yani acaba yani siz için de öyle mi? Şimdi mesela biten rezidans dediğimizde onda zaten onu arama yok da gece kondu olan yerlerde de ki çoğu o yerli köken eski ev sahipleri, kiracıların çoğu hep dağıldılar buralara yıkılacak biten. Hep yabancılar var. Şu an o dediğimiz komşunun %70'i bitmiş durumda ki bu rezidanslar da %100'ü olmaz yani. O eskiden neydi komşu? Bir sokağın içindeki sokak komşunun, sokak sakinleri öyle bir birliktelik, öyle bir bağlılık vardı ki ben kendimizden bahsedeyim yani şurada doğduk, büyüdük. Yakın çevrelerde, yakın mahallelerde, çevrelerde akrabalarımız vardı. İnanın akrabalarımıza gitme ihtiyacı hissetmezdik, böyle bir komşuluğumuz vardı. Akrabadan daha öte bir komşuluk vardı. Fikir ve kültür bambaşkaydı. Biraz görevime şansı bulduk bir alanda dolaşırken dışarıda top oynayan çocuklar vardı. Onların arasına karıştık, biraz top oynadık. Peki, Fikirtepe halkı dışında buraya yeni taşınan, diğer bölgelerden taşınan halkın Fikirtepe yerlisiyle olan arasındaki uyumu nasıldır acaba? Sizin kulağınıza gelen taşınan, bir şikayet var mı? Taşınan derken şöyle, rezidanslara taşınanla beraber. Evet. Tabii ki onlardan zaten hiçbir, ya şu binalardan düşünebiliyor musunuz? Yani komşuluk bize sıkıyor yani. Aynı zamanda o binalarda mal sahipleri de var ama Fikirtepe yani halkı şimdi, da var. Şimdi Fikirtepe halkı da var. Şimdi Ankara inşaatı. Yerlerinden taşınan bir teyzemiz var. Hı hı. Sordum teyze nasıl dedim ben de. Taşınanlar da var. Kimseyi tanımıyoruz oğlum diyor. Kimse gelip gitmiyor diyor. Eski kültürün %1'ini göremiyoruz diyor.
Siz de aynı oturuyorsunuz. Tabii evet. Biz de oturuyoruz. Ama bazı komşularımıza soruyoruz. Çoğu da duacı oluyor mesela. Eskiden diyor sıcak suyumuz yoktu diyor. Asansör yoktu, yürüyemiyordu, merdivenlere çıkamıyordu. Yani halk aslında ikiye bölünmüş gibi. Bir kısmı yeni yapılan binaları gerçekten seviyor, adapte olabiliyor, yaşayabiliyor orada ama bir kısmı da kendi küçük yuvasından çıktığında mutsuz olabiliyor aslında. Acaba buradaki şey tabii memnun etmek mümkün değil. Herkesin fikri bir olmaz, herkesin memnun edemezsin. Ama genel olarak bitmiş inşaatta yaşayan insanlar mutlu, yani, daha evleri bitememiş. Evet. Burada eğer burası mesela böyle bu kat yükseklikleri yüksek değil de tabana yayılsaydı. Evet. Buranın yerli insanların hepsi bir arada otursa oturulma imkanları o zaman %90 doğardı. Kent dokusunu da bulunmuş oluyor aslında. Rezidans bölge. Peki muhtarım bu caddenin sağ tarafı Gökdelenler kısmı oluyor. Peki burası az katlı. Burası bunun arkası işte, müstakil inşaat alanı. Bunun arkası da aynı. Şimdi bir tek bu cadde zaten bu cadde Kadıköy'ün Fikir Tepe'nin imarı yıllardan beri kapalı için buranın kapalı değildi. Bu caddenin imarı vardı. Buranın, bu caddenin sağ tarafı imarı hep vardı. Kapalı değildi. Niye? Buradaki yerler çünkü 600 metreden aşağı tapu yok. Hmm. 600 metre halinde. Peki bu caddede yenilenecek mi aynı zamanda bu Gökdelenlerle beraber? Vallahi şimdi bu caddede 8-10 katlı binalar varken bu taraflar hep gece konuyordu yıllardan beri bizim evet. Beri. Şimdi bırak da burası biraz canlansın. Burada biraz bırakmasın. Biraz da burası canlansın diyorsunuz. Peki. Ama ileride herhalde açarlar ya. Peki sizin yakın çevrenizde hiç böyle tanıdığınız akrabanız falan var mı? Ya halktan var, kişiler illa ki sizin kulağınıza geliyordur sonuçta evet. Mağduriyetlerini vesaire. Ya şimdi mağduriyet derken ben kendimde miyim için ya benim şu karşımızdaki yerde geçmişte iş yerimiz vardı. Oraya müteahhite verdik. Müteahhit bize uzun zamandan beri kiraları veriyordu. 10 aydır bu da kesti. Bir arka taraftaki yere evimizi vermiştik. O da bir senedir böyle vermiyor. Ben kendim mağdurum bu tarafa. Elinden sözler tutulmuyor. Müteahhitler tarafı. Ya diyorum ya müteahhitler burada krizi fırsatı çevirdiler. Bir fırsata çevirdiler. Biraz rant yani çok yani fazla herhalde Fikirtepe'de. Krizi fırsatı çevirdiler. Biz de işte yani bizim insanlarımıza ne bileyim ya. Böyle, bekleyeyim derken hukuki yönden de başvurmak. Böyle böyle evet. Müteahhitlerde. İşte ellerinden geliyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Peki muhtarım, şimdi genel olarak arsa sahiplerinin metrekaresine göre mi yeni evlerini alıyorlar? Bu işleyiş hakkında bir bilginiz varsa biraz bize aydınlatabilir misiniz? Tabii ki metrekareye göre yani. Metrekaresi ne kadar büyükse o kadar büyük bir ev mi alıyor acaba? Şimdi metrekaresi ne kadar büyükse o kadar büyük bir ev derken, şimdi diyelim 100 metre arsam varsa, 100 metre arsanın 4 emsal üzerinden çarpıyorlar, ona göre kaç... İstersen 4+1 alırsın. İstersen 3+1 alabiliyorsun. İstersen 4+1 alırsın yani. Ona göre 4 emsale çarptığın zaman zaten metrekare sana düşüyor. Sen müteahhitle oturup görüşürsün. Ne istediğini söylersen. Onlar yardımcı olur. Peki bunlar sözleşmede belirtiliyor değil mi muhtarım? Yani yapılmadan önce, inşaat girmeden önce. Peki halka istediği yerden ev veriliyor mu yoksa müteahhitler kura seçkimi mi? İstediği yerden değil yani SPK geliyor. Bölüm yapıyor ama yani ne bileyim. Sanki güzel evlere, müteahhitlere çıkmış yani, beni duyduk. Şimdi bazen görüyoruz SPK benim bildiğim yani kat kat çarpı olarak çarpık yani mesela 3. kat, 7. kat, 11. kat der. Bazı firmalar bölmüşler vatandaşa 5. kattan yukarıya vermemişler. Yani bir bölümü Fikirtepe halkına ayırmışlar, bir bölümü yabancılara ayrılmış gibi bir şey mi? Yani bazı müteahhitler hepsi için. Hepsi diyorum. İçin değil bir ama ayrımcılık var ya, ayrımcılık bazı var herhalde. Yapmışlar. Peki dışarıdan böyle artık yeni yapılan Gökdelenler olduğu için bir nüfus popülasyonu da artmış gösteriyor herhalde anladığım kadarıyla. Şu an artmadı ama artmaya doğru gidiyor. Artmaya mesela doğru gidiyor. Ben de şimdi alt tane rezidans bitti yani. Alt tanenin hepsi dolduğu zaman yani bir kere bu alt tanesinin inşaat alanı öbür 3 tane de bitenler bitmeye yakınlar var. Bir, öbür 3 tanesi de birkaç aya kadar, bir seneye kadar biter. Hepsinin boşluğunda mesela benim seçmen sayım 2009-2010'da 14-15 bindi. 2019 yerel seçimlerinde kaç? 4500-5000 seçmenim vardı. Bayağı düştüydü. Düştü. Artmadı yani. Ama şimdi işte o zaman düştü. Şimdi, o zaman düştü. Işte, şimdi artacak. Şimdi başladı bayağı bir dolumlar. Onun dolayı şimdi herhalde 2023 seçimlerinde. Peki şey muhtarım.
yapılan yeni evlerle beraber acaba tali yollar vesaire trafik nasıl etkileniyor? Yeni yollar yapılıyor mu Fikirtepe'ye acaba? Ama yeni yollar yapılmaz olur mu? Bak şeyden ben size göstereyim bir şey. Fikirtepe'ye girişleri görüyor musun? Evet. Gördün şu anda bunlar inşaat aşamasında mı acaba? Yok, bunlar şey bak. Yani nasıl diyeyim ben size? Yeni yapılıyor bunlar. Tabii. Şu metrobüs yolu, şu E5. Hı hı. Bu E5'in ortasında mesela Ünal'ından giriş, karşı şeyden doğru gelirken girişler, Fikirtepe'ye girişler bakın. Hı hı. Bir geri al. Bu metrobüsün oradaki yol herhalde. Metrobüsü. Metrobüsün şeyden geliyorsun böyle. Bu Özen Sokağı'nın şey Ölbey Caddesi'nden geliyorsun. Böyle Fikirtepe'ye giriş yapıyorsun. Şu an aşağıdaki köprü var ya. Evet. O köprü yıkılıyor, sadece köprü yaya bırakılıyor. Hı hı. Görüyorsun değil mi? Evet. Yani aslında popülasyon artışlarla biraz çözüm getirmişler yani. Yani şu an şunlar var ya, şu Türkiye'nin hemen hemen hiçbir mahallesinde olmayan bir çalışma anladığım kadarıyla. Çalışma tabii, çok iyi bir çalışma var da yeter ki bir gitse ayrılsın. Herhalde yeni pazarımız da yapıldı muhtarım bu şeye göre. Evet, yeni pazar da yapıldı evet. Nasıldır acaba esnafın yorumları muhtarım, sizin kulağınıza gelen illaki vardır. Pazarla ilgili kulağımıza fazla bir şey geldi. Tam biraz da oturmadı yani. Böyle oturmadı mı? Çevresinde, aşamasında da biraz otursa pazar. Yani popülasyon arttıkça herhalde Fikirtepe'nin de yapısı biraz değişecek. Ya, benim Fikirtepe'nin normal nüfusu 30 binlerdeydi. Seçmen 15 bindeydi. Ama bizim hesabımıza göre bütün hepsi dolduğu zaman herhalde 100 binleri vuracak yani. Of maşallah. Peki sizce 100 binleri bulacak, popülasyon çok artacak diyorsunuz. Bu kadar rezidansın yapılmasına gerek var mıydı? Tabii ki deprem riski vardı ama yıkılan binaların yerine en azından 5 katlı bina yıkılıyorsa 10 katlısı yapılabilirdi de bu kadar büyük projeler yani şimdi gerekli canım, miydi? Bak şöyle söyleyeyim. Yani bu emsalde dahi bak 4 emsal. Yani biraz önce başladım dedim evet. Ya ben 100 metreye bir daire alırken şimdi 3 daire alıyorsunuz. Bunda dahi insanlar bir araya gelip bir yerlerini veremediler. Yani yarısı olmadı. Yani Fikirtepe halkı buna bile bir şey tamah etmedi diyorsunuz. Şimdi musun? Yani daha düşük bir emsal verildiği zaman 100 metre arsaya adam yapmış 4 katlı, 5 katlı bir bina. Bir katında kendi oturuyor, 4 tane dairede evlatlar oturuyor. Sen şimdi bu 100 metre adamın 5 katlı binasını yıkıp bu adama 207'den bir daire verdiğin zaman bu adam razı gelir mi? Buna razı gelmediler. Mümkün mü yani? Evet, bunun haklısınız. Bunun Büyükşehir Belediyesi'nde bizim yaptığımız başvurular da bize hep şunu söylediler. Biz Fikirtepe'ye yani tepeden inme değil. Uğraşıyoruz, bakıyoruz. Fikirtepe'nin problemlerini çözecek iyi bir imar veriyoruz. Sizi de memnun edecek imar dediler. Hakikaten de çok iyi bir imar verdiler. Bu imar düşünebiliyor musun? Bağdat Caddesi'nde evet. 2011 senesi geçmiş 9 sene. Şimdi çoktan bitmişti. Evet. Buranın mesela bütün biraz önce gösterdiğim yolları Büyükşehir Belediyesi yapı firmasına verdi bütün altyapı çalışmasını. Yani o dediğimiz yerler haricinde alt döşemeler bir tek Mandıra Caddesi kaldı. Her tarafın kanal döşemesinden tut, güvercinden tut, elektrik, her şey döşenildi, hallerdi. Yani Fikirtepe ne bileyim yani, insanı işte bunu değerlendiremedi ki ona mümkün değil bakış açısı. Yani o zaman bari 50 senede bitmezdi. İzah etmemiz gerekiyor. Yani şu kriz bak şu kriz olmasaydı Fikirtepe belki de şimdi çoktan biterdi. Kriz bu hale koydu. Ekonomik kriz. Ekonomik kriz. Peki siz de diyorsunuz mesela rezidans gecekondu, rezidans gecekondu. Çok fazla yükselme açılma var. Bu insanları hep beraber bir arada toplayıp imza vermek konusunda bir şeyler yapılabilir mi yani? Bir şeyler yapılabilir ki ama ben az önce anlattım ya. İşte özel proje olduğu için devlet seni zorlayamıyor. Aşağı sanayide çömlek çukurundan birkaç sene önce gördünüz mü? Bütün adayı adam yıktı, ortada bir adam evi var. Vermedi, inat etti, vermedi evet, adam. Evet, internette videoları falan da bayağı popüler yani, oldu. Onun için devlet buna diyemez mi? Devlet karışamıyor buna. Ama artık 3'te 2 yasası var muhtarım. 3'te 2 yasası işte ya o da... Evet. Onu da 3'te 2 yasası çıktıktan sonra işte akabinde krizin vurması
Mücahitlerin elini kolunu bağladı. Ama galiba bizim duyduğumuz kadarıyla yani %55'ler falan toplanabiliyormuş. 1/3 bile imzaların çıkmıyormuş herhalde. O yüzden yapılamıyormuş. Evet. Ya 1/3'ünü alan mücahitler kriz olmadan önce 1/2 yasasını kullanan bak. Benim adamızdaki emin olduğu adada Anka firması bizim adaya girmişti. Hiç mücahit girmiyordu. Daha sonra 1/2 yasa çıktıktan sonra mücahit firma dedi ki çoğunluk imza atmadık. Bana atacak mısın atacağız. Ama o zaman ben gelirim de dedim ve geldi. Adaya inşaata başladı. Ondan sonraki gelen kriz 1/2 değil. Yani şu an vatandaşın %100 de imza atsa müteahhitler başlamıyor. Ki başladığını devam ettirmiyor müteahhitler. Evet. Ne? Üst düzey müteahhitlerimiz kestiler, kiralarını vermiyor milletin. Konkort ilan ettiler, gidiyor işte. Ya. Bilinmez sonu. Sen de son olarak bir şeyler eklemek ister misin? Teşekkür ederiz muhtarımıza. Çok zaman ayırdınız bize. Bizi değerli vaktinizi ayırdınız, makamınızı ağırdınız. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bugün ikinci durağımız olarak halkın içinden, halkın dertlerini birinci ağızdan dinlemek için Fikirtepe esnafından Can Emlak'ın önündeyiz. Can Emlak'ın diğer emlakçılardan farklı olarak 25 yıldır Fikirtepe halkının içinde olması, 25 yıldır burada oturması, diğer emlakçılar gibi kentsel dönüşümden sonra Fikirtepe'ye değil, en başından beri Fikirtepe'nin esnafı olmasıdır. Şimdi Can Emrah'ın içine giriyoruz. İsterseniz biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Ben Yusuf Kübe, 1973 Fikirtepe doğumluyum. Fikirtepe doğumluyum. Burada yerlisiniz. Burada yerlisiyim. 25 yıldır da emlak işi yapıyorum. Çok güzel. Burada esnafsınız aynı zamanda. Esnafım, kendi yerim. Kendi yeriniz. Evet. Burada arsa sahibiniz de var. Arsa yerim de var, kendi yerlerim var. Dilerseniz ben ilk sorumla başlayayım. Öncelikle Fikirtepe deyince akla gelen bir şey var, kentsel dönüşüm. Evet. Fikirtepe ve kentsel dönüşüm kelimelerin bu kadar adapte olması, yani Fikirtepe eşittir kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eşittir Fikirtepe kelimelerin bu kadar yakın olmasının sebebi nedir? Bu internete yazdığımız zaman Fikirtepe yazınca direkt kentsel dönüşüm çıkıyor. İstanbul'da ilk kentsel dönüşüm Fikirtepe'de başladı. İlk kez tabii. Evet, Fikirtepe'de. 2010 yılında. Maalesef 10 yıl oldu. 10 yılda da şu an yapılan 11 ada var. 11 ada. Evet, toplam kaç adamız var? 63 adadan 11 adası yapılmış. 52 adamız var. Bu sürecin bu kadar uzun olmasının sebebi acaba nedir? Neden bu kadar uzun? Sıkıntı müteahhitlerde. Müteahhitlerde. Evet. Hak sahiplerinde bir sıkıntı yok. Herkes imzasını verdi, bitti. Ama müteahhitler daire satamadığı için çimantonun demirin pahalantısından dolayı yapmıyorlar. Biraz da ekonomik kriz müteahhitlere vurdu mu yani? Vurdu. Ya maliyet bir %50 attı. Peki bu müteahhitler bunun ekonomik krizi bahane edip acaba sizce de birazcık işi yapmama konusunda direniyorlar yoksa tabii gerçekten bu etkende var mı? Ya onun %30'dur. Gerisi %70'i de piyasanın kötü olmasından dolayı yapmıyorlar. Anladım. Satacağı daire fiyatları düşük olduğundan dolayı başlamı yapmıyorlar. Peki şöyle bir internette yasa duydum ben. 3/2 yasası. O burayı kapsamıyor. Kapsamıyor maalesef kapsamıyor. Peki şöyle bir yasa var mı acaba? Müteahhitlerin bir yıl inşaata başlamadığı zaman bak, ve... Şu 3/2 ne de var? 3/2 imza atmadığı zaman çoğunlukta. Ama müteahhitle 3/2 yok. Zaten müteahhit 3/2'sini %55'ini veriyorsun müteahhite. Anladım. O yüzden 3/2'yi geçemiyorsun. Peki şöyle bir yasa var mı Fikirtepe kapsamında? Müteahhit firma inşaatı bir yıl başlamazsa veya 6 ay inşaatına ara verirse Fikirtepe'nin yani halk sözleşme fesih hakkı doğuyormuş. Böyle bir yasa... Yasa var ama mahkeme açacak. O da mahkeme. Mahkemeyle başlayacak. Mahkemeyle uzayacak. Uzayacak. O da 4-5 sene sürecek. O yüzden kimse uğraşmıyor. Kimse halkla uğraşmıyor. Evet. Yasayı çıkarıyorsun. Yasayı çıkardığı zaman şeyi de koy, maddeyi de koy. 6 ay içinde yapmadığın zaman fesi, sözleşmenin fesidir diye maddeyi koysa bitti olay. Anladım. Onu koymuyor. Sana da gitti mahkeme açıyor. Ya Türkiye'de bir mahkeme açmak 5 yıl, 6 yıl. Evet. Avukata para vereceğim. Ya buradaki insanların çoğu mağdur. Ev sahibi de kiracı oldu. Burada oturan adamların hepsi, çoğu zaten emekli insanlar. Kirasını ödeyemiyor. Bunlar nasıl olacak bu? Biz genelde dolanıyoruz etrafta. Evet. Halka da sorduk. Muhtarımızla ve başkanımızla da konuştuk. Ülke başkanı. Evet. Halk genelde, Ercüment Bey'in, halkımız genelde kentsel dönüşümden mağdur. Hepsi mağdur. Sanırım bu 10 sene önce ilk Fikirtepe kentsel dönüşüm lafı geldiği zaman halk sevinmişti. Evlerimiz yenilecekti. Herkes dairemiz para edecek, başka bir yerden satıp daire alacağız. Ama umduğu gibi olmadı insanların. Peki bu mağduriyetin sebebi
gerçekten hani bu müteahhitler ve sanırım halk arasındaki şey. Valla ben şunu söyleyeyim sana. %90'ı müteahhitler. Bunu %10'u da devlet. Devlet insanlara burada zorla imza attırdı, baskı yaptı. Dedi yapın dedi kardeşim. Müteahhite yerinizi vermediğiniz zaman yerinizi kamulaştıracağım dedi. Adamlar da imza attı korkudan. Ne oldu? Yani devletin silah zoruyla insanlar zorla burada imza attı. Eski fikirde bakarsanız daha iyiydi. Halk arasında şöyle bir şey de var. Mesela hep devletten yakınıyorlar. Devletin kendine yardım etmedikleri. Etmedi. Hiç ilgilenmiyor ki ya. Bakan geldi mi buraya? Gelmedi. Bakan 2 senedir Fikirtepe'ye girmiyor korkudan. 2 senedir. Daha önce geldi mi acaba? Daha önce geldi. 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 Hep söz verdi. Güzel açıklamalar yaptı. Yaptı. Verdi gazı gitti. Ve hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yok. Peki siz buranın sonuçta yerlisiniz. 25 evet. Senedir burada oturuyormuşsunuz. Evet. Eviniz de varmış. Peki mahalle kültürünü, Fikirtepe'nin mahalle kültürünü iki bölüme ayırırsak, evet. Kentsel dönüşümden önce ve sonra diye ayırırsak, kentsel dönüşümden önce nasıl bir komşuluk ilişkisi, mahalle kültürümüz varken, sen de içindesin. Ben de içindeyim hani halk olarak, bir evet. Halktan biri olarak. Kentsel dönüşüm olmadan önce daha iyiydi. Şöyle, Maldırı Caddesi'nden yukarı kadar insanları tanıyorduk. Herkese selam veriyordu. Esnaf birbirini tanıyordu. Şimdi rezidansa insanlar birbirini tanımıyor. Yandaki komşuyu tanımıyor. Evet. Üstelik aynı binada ben oturuyordum, kardeşim oturuyordu, babam oturuyordu. Aile binası. Aile binasıydı. Bak sizin orada bile amcan oturuyordu, evet. Siz de oturuyordunuz. Evet. Aile binası. Yandaki komşuyu tanıyordum. Cenazesini biliyordum. Evet. Komşuyu şey yaptı ama şimdi hiçbir şey yok. Şimdi insan birbirini tanımıyor ki. Ya halkın genelde şöyle bir yakınlığı da var. İnşaat yani kentsel dönüşüm başladıktan sonra halk genelde şey oluyor mesela yabancı uyruklu vatandaşlar da buraya çok yüklenmiş. Şu an Fikirtepe'de Özbek, Afgan, Pakistanlı, İranlı, Türkmen kaynıyor. Yani komşuluk bitti diyorsunuz. Bitti. Zaten Fikirtepe'nin %45'i, %50'si yabancılar ya. Maalesef yabancılar. Siz esnaf olarak peki esnafın durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Esnaf ağlıyor mu yoksa vallahi kazançlar nasıl? Esnafın işi 5 yılda %70 geriye düştü. %70 geriye düştü. Geriye düştü maalesef geriye düştü. İnşaat olmayınca ne oluyor? Kimse yer almıyor. Zaten biliyorsunuz firmalar kendileri satıyor dairelerini. Ne oluyor? Esnaf burada eriyor. Anladım. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Emlakçı olarak peki işleri nasıl? Sonuçta burada bir kentsel dönüşüm var. Vallahi. Arsa sahipleri acaba evlerini müteahhitlere verirken arsa metrekaresine göre mi yeni evlerini arıyor, alıyorlar? Yoksa nasıl bir şey dönüyor bu, işleyiş var? Arsa metrekaresine göre daire alıyorlar. Arsa metrekaresine göre. En kötü 25 metresi olan 1+1, en kötü 38-40 metresi olan 2+1 daire alıyor. 50'nin üstü de 3+1 daire alıyor. Anladım. 50'den 60-65'e kadar 3+1 daire. Diyelim 70 metre bürüt 1+1 var. 80 metre 1+1 bürüt var. Bunların neti birinin 45, birinin 50. 2+1'in 70, 80, 85 neti olan var. 120, 130 bürüt olan var. O da ne yapıyor? 40 metre, 45 metre tapıyor şey geliyor. Ona göre daire alıyorlar. Arsaya göre burada daire alıyorsunuz. Arsaya göre. Evet, binaya göre değil. Peki halk bu konuda mağdur oluyor mu? Acaba kendi evlerini seçerken istedikleri yerden seçebiliyorlar mı? Yok, yoksa SPK üstünü seçiyorlar. O ne demek oluyor acaba? Firmanın tuttuğu bir SPK var, o paylaşım yapıyor. O paylaşım yapıyor. Kural üstü mü acaba? Kural üstü de zaten en güzel daireler müteahhite çıkar. Sana hiçbir zaman çıkmaz. Anladım. Maalesef çıkmaz. Peki şöyle bir soru da yönetmek istiyorum. Fikirtepe halkı genelde emekli maaşı ve kira geliri varsa onlarla evet. Geçinen bir halktır. Evet. Peki yeni yapılan gökdelenlere sizce adapte olabilecekler mi? Eski evlerinden çıkıp oraya taşınabilecekler mi? Yeni evlerine girebilecekler vallahi mi? Vallahi %5'i gider. %5'i. %5'i gider, %95'i. Kira, yarısı kira verir, yarısı satar gider. Bunun sebebi aidatlar mı yoksa o gökdelenlere girmek istememek mi yoksa şimdi hem aidat, ilişkileri nasıl? Hem aidat, hem uymaz ya, kültür uymaz. Kültür uymaz. Kültür uymazlılar. Uymaz. O zaman mesela şu anda evleri yıkılacak olan vatandaşlar muhtemelen Fikirtepe'den taşındılar. Taşındılar tabii. Bakkalköy, Fındıklı, Sultanbeyli, Sancaktepe, İstanbul dışına, memleketine gidenler bile çok. Geri gelmeyecek diyorsun. Yok. Yok, kiraya veriyorlar. Satıyorlar. Peki şöyle bir soru da yönetmek istiyorum. Fikirtepe'ye dışarıdan halk yani diğer çevreden İstanbul genelinden bir ön yargılı yaklaşılıyor mu yoksa sıcak bakıyor mu halk? Yani yapılan yeni gökdelenlerdeki evlerin doluluk oranları nedir? Talep var mı? Az talep
nedir? %100 dolu. %100 dolu. %100 boş daire yok. Genel olarak kiralık mı? Kiralık. 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 %100 dolu diyorsun. %100 dolu bakın. Biz 20 gündür 1+1 daire okuyoruz, müşterimizi bulamıyoruz. Hı-hı. Bir dairemiz var. 20 gün sonra başlayacak, 15 kişi sırada bekliyor. Anladım. Peki inşaat firmalarının hani satamadıklarından veya kiraya vermeklerinden yakınmışsınız? Kira değil, satamadığından dolayı. Yani. Kiraya verebiliyorsunuz. Hı hı. Şimdi bakın, ben 1+1 daireyi 420 bin liraya alıyorum. Mal sahibinde. Ama bu daire, o daireyi 650 bin liraya istiyor. Anladım. Aradaki farkı şu. Evet. 200-250 bin lira. Ne yapıyor? Hak mal sahibinden alıyor, müteahhitten almıyor. Anladım. Niye 250 bin, 300 bin fazla verildi diyor. Doğru. Cebinden bir fazla para çıksın. Hı hı. Onun verdiği parayla adam iki tane daire alıyor. Peki yeni yapılan binalarda arsa sahipleri evleri aldığı zaman da kira hakları doğuyor mu? Kendilerine verilebiliyor mu? Böyle sözleşmelerinde var mı? Nasıl? Mesela evi aldı. Tamam, evini ben kiraya verebiliyorum. Kendi hakları var değil mi? Tabii. Kiraya verebiliyorum. Bu müteahhit bunlara karışamıyor. Karışamıyor. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğim bir şey var mı canım? Yani peki sizin bir tanıdığınız var mı? Böyle evi kentsel dönüşüm babında yıkılıp ondan benim sonra tekrar hiç ben... konuda size bir şeyler bahsetmek isterseniz. Mağdurusunuz yani. Valla ben başarılı inşaat mağduruyum. 39 aydır kiralamıyorum. 39 aydır. Kiralar verilmiyor mu? Verilmiyor. Fikir de bile hiçbir müteahhit kira ödemiyor. Peki daha sonra bunlar şey olacak mı? Sözleşmede var ama ödemezler, ben sana söyleyeyim. Burada sözleşmede var. Fikir de bile şey var, müteahhitler çetesi var. Anlaşmışlar, hiçbir kira ödemiyor. Çoğu da çift yapmıyor o yüzden. Anladım. Yani fikir de halkı mağdur bu konuda. Mağdur. Yani evlerini aynı zamanda boşaltıyorlar ve taşınıyorlar. Taşındıkları zaman da bir kira yardımı da alamıyorlar. Kira yardımı ilk önce veriyor. Bak bir yıl veriyor, ondan sonra veriyor. Durduruyor. Durduruyor. Diyor ki piyasa kötü diyor. Ekonomi şartlar kötü diyor. Yapamıyorum diyor. Anladım. Kirayı ödemiyor. Buradaki insanları mağdur ediyor. Sözleşme de var elinde. Ödemesine dair. Yani mahkeme. Mahkeme olarak. Hukuk. Hukuktan başka bir şey yok fikirde böyle. Yani aslında daha iyi bir yasanın çıkması lazım. Ya Türkiye'de yasa yok. Bakın gençler, yasa yok. Türkiye'de bakanlık diye bir şey yok. Bakanlığa git, dilekçe ver, fak çek, 20 günde, 25 günde sana bir cevap veriyor. Telefonlara çekmiyorlar. Oturuyorlar orada elinde bilgisayar, oyun oynuyorlar, başka bir şey yok. Bak git bakanlığa, bakanlığa da 200 kişi var, bunun 5'i iş yapıyor. %80'i boşuna maaş alıyor ya. Devlet kurumundan hepsi öyle. Ben de kendim söylüyorum. Peki, sizce bir öngörünüz var mı burada esnaf olarak, emlakçı olarak, halk olarak kaç yıla bitebilir acaba Fikirtepe'nin sizce? Ben sana söyleyeyim mi? Fikirtepe'nin bitişi. Yeniden komple bir değişmesi. 2030. 2030 diyorsun. 2030. Daha önceliği yok. Şimdi 2020'deyiz. Yıksa yoksa 4-5 yıl. 4-5 yıl daha yıkmadılar, başlamadılar. Bir 10 sene daha sürer. Bir 10 sene daha sürer. Biz aşağıda. Teşekkür ederiz. Yok bende değil. Evet arkadaşlar, şimdi de Fikirtepe Derneği'nin önündeyiz. Ercüment Bey'le bir toplantımız var. Ve ben de buradan geçiyorum. Fikirtepe halkı da burada. Fikirtepe halkının dertlerini, kentsel dönüşüm hakkındaki en önemli bilgileri alacağımız Fikirtepe Dernek Başkanı'nın önündeyiz. Şimdi toplantımıza geçelim isterseniz. Merhabalar başkanım. Başkanım, günaydın, merhaba. Hoş geldiniz. Başkanım biraz kendinizden bize bahseder misiniz, derneğinizden bahseder misiniz, Fikirtepe'de derneği olarak hangi görevleri üstleniyorsunuz, neler yapıyorsunuz, çalışmalarınızdan bahseder misiniz acaba? Öncelikle hoş geldiniz. Siz hangi okuldan geliyorsunuz? Onu Yeditepe Üniversitesi'nden. Arkadaşlarla duymuş olsun. Evet, Yeditepe Üniversitesi'nden. Başarılar diliyorum. Fidel Derneği, yani Fikirtepe 4 mahalleden oluşuyor. Fidel'in açılımı da Fikirtepe, Eğitim Mahallesi, Merdivenköy ve Dumlupınar mahalleleri olarak geçiyor. 2010 yılında bu kentsel dönüşüm çıktığında 4 mahalleye Türkiye'de ilk defa burada uygulanmaya başlamıştı. Onun için böyle bir dernek kurma ihtiyacı hissedildi. Vatandaş, işte müteahhit ve bakanlıkları, belediyeler arasında bir köprü görevi görülsün diye. Uzlaşma anlamında böyle bir dernek kurulmuştu. Hasbelkader de o derneğin başkanlığı da beni getirdiler. İsmim de Ercüment Başkanı. Hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Ercüment Başkanım, peki Fikirtepe deyince akla ilk gelen şeylerden bir tanesi kentsel dönüşüm oluyor. Evet. Kentsel dönüşüm kelimesiyle Fikirtepe'nin bu kadar bağdaşmasının sebebi sizce nedir acaba? Kentsel dönüşüm aslında tabii ki bugün her şey çok çok güzel gitseydi hiçbir şey konuşulmayacaktı. Evet. Kötü olduğu için yani bugünlerde... Siz biraz... kötü mü süreci düşünüyorsunuz? Tabii şu anda sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Hem ülkenin ekonomi açısından hem de
buradaki müteahhitlerin işte yaptırım gücünün olmaması, bir de bu işlerin acaba mesela 2010 yılında biz buraya başladığımızda Fikirtepe bölgesini işte haritada gördüğünüz gibi 61 tane adaya böldüler. 61 ada. Tabii. 61 ada. İrili ufaklı. Atıyorum mesela şu ada 4 dönürse bu ada 25 dönüm gibi yollarla böyle 61 parçaya böldüler. Daha sonra tabii dediler kendi çok zengin oldunuz, hadi bakalım dediler, inşaatlarınız başladı, şudur budur. İnsanlar bir şey içerisine girdiler. Sevinç içine girdiler. Sanırım ilk kentsel dönüşüm fikir kelimesi Fikirtepe'ye geldiği zaman halk sevinçle karşıladı. Aynen. Vatandaş sevinçle karşıladı. Bir de burada tabii zaman geçtikçe şeyi gördük. Kentsel dönüşüm konusunda vatandaş acemiydi. Acemiydi. Müteahhit acemi. Sonuçta ilk herhalde İstanbul'da Fikirtepe'de mi başladı tabii acaba? Kurumlar da acemiydi. Yani belediyeler de acemiydi. Tabii ki bunu topal aksak bir şekilde yola çıkıldı. Dediler ki kervan yolda düzülür dediler ama sonunda geldiler, kervan sonunda sıkıştı kaldı. Şimdi Fikirtepe'de zaman zaman kurumlar, belediye olsun, bakanlık olsun, ofisler açtılar insanları bilgilendirmek için. Fakat o arada iş işten geçmişti. Bölgeye müteahhitler girmişti. Müteahhit dediğimiz insanlar bazıları emlakçıydı, çantacıydı, bilemedik. Çantacı ne oluyor acaba? Çantacı şöyle, mesela bu ada içerisinde giriyor. Burada diyelim ki 100-150 parsel bina var. Bunların bazılarını imzadan alıyor, yapmak niyetinde değil. Bir başka firmaya satıyor. Şimdi satay, o para karşılığı. Aracı gibi bir şey. Aynen. Çete gibi bir şey mi? Çete gibi bir şey diyelim ona. Onların ismini çantacı deniyor. Onu da biz burada öğrendik. Onu da burada öğrendik. Şimdi tabii öyle olunca burayı alacak insan bir maliyet ona veriyor. Bir maliyet ona karma karışık. Bu müteahhitleri zorluyor aynı zamanda. Aynen aynen. Şimdi bu haritada gördüğümüz mesela parça parça olan yerlerin içerisinde hemen hemen hepsinde bu yaşandı. Hepsinde bu yaşandı. Dediğim gibi kurumlar birazcık acemiydi bu konuda. Bizleri eğitemediler. Tabii. 4-14 diye bir emsal verdiler. Daha sonra bu emsal düştü. Yolakları dediler, onları aldılar, verdiler. Yani bir şey de var, kurumlarda da var. Sizce 4-14 emsal Fikirtepe halkı için çok iyi bir emsal değil mi ama başkanım? Yani şöyle diyelim, 8'i daha güzel. 8 daha güzel tabii ki. Şimdi 8 olsa ne olacak? Ne kadar sığdıracağız biz bu insanlara buraya? Yani... Popülasyon artacak. Sonu yok bu işin, evet. Anlatabiliyor muyum? Aslında yani yeterli değil, fazla, çok fazla. Biz o zamanlar diyorduk ki evet 4 emsal o süper. İşte bir daire vereceğiz, 5 daire alacağız. Evet. Hani bir daire ver abi 15 tane verdim sana, ne yapacaksın? Nereye sereceksin? Yok ki öyle bir şey. Evet. Bunun yolu yeterli değil. Ya bunun yolu ne olacak? Aynen öyle. Şimdi bir şeye bakarken sadece daire kazandı anlamında bakmamak lazım. Tabii. Şimdi mesela biz bakıyoruz Gökdelenlerin kat sayısı bayağı fazla. Evet. Emsal düşük olmuş olsa, ikili seviyelerinde olmuş olsa tabi bu sefer de halk kendi evini verip kendi aldığı yeni evde gene dairesi kadar almış olacak. Yani, o zaman da halk niye vereyim diye bir tepki konusunda doğabilir anladığım kadarıyla. Tabii tabii. Ya işte bak sonuç bu işte. 10 yıl geldi. Bu haritadaki renkleri merak etmiştiniz galiba. Evet. Haritadan biraz bahsetmemiz gerekirse renkleri açıklarsanız. Şimdi mesela biz bu haritadaki renkleri şöyle yaptık. İşte 10 yıl geçti aradan 2010 yılından sonra buraya kadar. Biten sarı adalar bitiyor. Şu anda bu sarı gördüğümüz yerlerde oturum var. Yani bitti, insanlar orada oturuyor. Kaç tane adamız bitti şu anda başkanım? Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 ve 16 tane. 16 tane. Şu anda 16 adada insanlar oturum var. Yani burada da yaklaşık olarak oturan insan sayısı, daire sayısı 5000 kadar. 5000. Evet. Bugünlerde baktığımızda genel emlak yasasında burada emlakçı arkadaşlarımıza soruyoruz. Daire satışları çok zayıf. Fakat kiralamalar anormal derecede. Kiralık yer yok. Kiralık yer yok. Yani kiralık o zaman yer... yani Fikirtepe halkın değil dışarıdan halkın Fikirtepe'ye bir ön yargısı yok. Yok asla yok. Ama ön yargısı yok. Daha çok sıcak bakıyorlar Fikirtepe'de yaşamaya anladığı kadarıyla. Yani metropole yakın, işte metrobüs olsun, diğer metro olsun. Her şey yalnız. Şey, merkez iyi bir konumda olduğu için. Çok merkezli bir lokasyonda olduğu için kiralık açısından çok cazip. Fakat satılık olarak tabii o da ülkenin ekonomik şartlarından dolayı satılamıyor. Belki faizler düşmüş olsa olay daha da fazla hızlanacak. Yani Fikirtepe'nin diğer yerlere yapıldı yapılmadı böyle bir algıdan dolayı değil.
Şimdi bu mavi olan, mavi olan odalarımız da imza oranları %90'a geçti. Ama henüz daha yıkılmadı. İmza oranları %90'a geçti. Henüz yıkılmadı. Bu yeşil gördüğümüz yerlerde müteahhitle %100 anlaşma yapılmış. Daha sonrasında da müteahhit buraları yıkmış. Ama inşaata başlamamış. İnşaata başlamamış. Evet. Peki halkın bu yeşil alanlarda tepkisi nasıl oldu? Siz bize bir alan önermiştiniz. Sizin sarayın karşısında dediğiniz yer. Biz oraya gittik. Orada bir arazi vardı. Boş değil. Yıkılmış bir arazi. Daha hiç başlanmamıştı. Gittiğiniz yer burasıydı. Evet. Orada bir pankart gördük biz. Çengelle, çalgıyla, çevgiyle temel attınız. Halk sokakta yazıyordu. Ya şimdi inşaatın şeyinde. Ben o şeye karşı şey yapıyorum. Pek iyi bakmıyorum o sözcüğe. Evet. İnsanlar sıkıştığı zaman birazcık da cahillik diyelim. Hemen kurumlara şey yapıyoruz. Şimdi doğru. Törenler atıldı. Davulla, zurnalarla törenler atıldı devlet tarafından. Hadi inşaatlar başlayacak falan filan diye bir takım şeyler oldu. Olmadı değil. Fakat gelelim senin müteahhitle yaptığın sözleşme sıkıntılı. Sözleşmenin önü açık. Sen müteahhitle bir sözleşme imzalamışsın. Ve müteahhit o sözleşmedeki kötü niyetini kullanarak inşaatını yarım bırakmış. Buna kim ne diyebilir? Bu hukuki bir şey. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı bağlayan bir şey değil. Tamamen hukuksal bir şey. Yani adam seni dolandırdı, üçkağıtçılık yaptı, malını elinden aldı. Yani aslında bu yaşanan sıkıntılarda genel olarak ekonomik sıkıntılarla beraber müteahhitler... Tabii ya mesela, evet, şu ayrıca getireyim hemen geçeyim ona ben size. Bu da böyle. Bu kırmızı radarlarımızda, işte ilk başta dedim ya, olaya başlarken bilinçsizdik. Bu adam içerisindeki komşularımız, vatandaşlarımız her biri gitmiş, bak buradaki olduğu gibi iki tane firmayla anlaşmış. İki firma bir adaya talip var. Yani ikisi de çoğunluğu sağlayamıyor. O zaman adanın bir halkın yarı kısmı bir firmaya, yarı kısmı bir firmaya mı imza atmış oluyor? Tabii, aynen. Peki bu da bu konuda anlaşamıyorlar. Anlaşamayınca da tabii inşaat başlamıyor. Vatandaş orada mağdur yani. Peki halk hani biz çabuk yapılsın vesaire çabuk yıkılsın diye bir firmaya yüklenmemek konusunda niye direniyorlar acaba sizce? Yani birleşik yani, biraz güven meselesi. Güven meselesi, güven meselesi. Güven meselesi yani, o diyor ki benim firmam daha güzel, öbürleri diyor ki benim firmam daha güzel. O firmalar da kendi aralarında rant savaşı yapıyorlar. Hadi diyorlar sen bana şu kadar para ver, ben çekileyim. Tabii şimdi anladınız mı çantacılığı? Çantacılık bu oluyor. Çantacılık, kalıntıları birkaç tane kaldı yani. Bana diyor para ver, ben çıkayım diyor, sen yaparsın diyor, yüksek paralar isteniyor gibi şeyler. Ama mesela tabii biz bunları bilmiyorduk hiç. Kentsel dönüşüm nedir, inşaat nedir? Ben devlet kurumundan emekli bir insan. İçine girince de bu işleri öğrendik. Şimdi sorsan ki bir başka mahallede sen kentsel dönüşüm başında olsan ne yaparsın diye bana birisi sorsa. En başta bu hataları yapmam diyorsun. Yok aslında. Yani şimdi burada kurum olarak bir kere bu işin komutanlığını üstlenmek gerekir. Tabii. Evet. Ve ortaya bir tane mantıklı bir sözleşme çıkartmak gerekir. Evet. Müteahhitle halk arasında. Tabii. Evet. Ve burada hakem olmak lazım. Şimdi burada hakem olmadığın sürece, müteahhitle vatandaşı yan yana getirdiğin sürece kentsel dönüşümün K'si başlamaz. Hakemliği aslında devletin tabii kendisi yapması aynen, gerekiyor galiba. Aynen. Ya biz genelde başkanım halk arasında dolaştığımız zaman da evet, %80'i %90'ı devletin kendilerine destek olmadığından, devletin kendileriyle böyle bilgilendirmediğinden şikayetçiler. Doğru. Acaba siz bu konuda halka hak veriyor musunuz? Yoksa devlet kurumlarından olsun, görevlerinden olsun, Fikri Tepe'ye gelenler oldu mu, bilgilendirme yapıldı mı, süreç hızlandırmak için bir şeyler atıldı mı adım olarak? Şimdi bakın iş işten geçtikten sonra gelsene faydası yok. Ben şunu demek istedim, çok geliyorlar. Geliyorlar. Tabii bu saatten sonra insanlara bir şey anlatsan da çok önemli değil artık. Çünkü insanlar bir sözleşme yaptı. Artık mahkemelerde de bir dünya burada mahkemelik olay var. Yani herkes sıkıntı yaşayan mahkemeye gidiyor. Sizin temasla geçtiğiniz devlet görevlileri var mı? Tabii çok sık sık ben bakanların hemen hemen hepsiyle görüşüyorum, hepsini biliyorum. Fakat yani onların da yapacakları bir şey yok. Çünkü diyor, baktığınızda karşılığına ne geliyor? Sözleşme geliyor. Evet. Yapılmış bir sözleşme var. Ben demin kurumlar bu işin komutanı olsun dedi derken kentsel dönüşüm projesi bir mahallede, başka bir mahallede başlıyorsa eğer oradaki müteahhitle vatandaşın yapacağı sözleşmeyi devlet yapmalı. Evet. Anladığım kadarıyla kentsel dönüşüm ilk Fikri Tepe'ye geldiği zaman
halk da biraz acemi, biz de biraz acemi olduğumuz için tabii, sanırım sözleşmeler biraz aceleceyle yapıldı. Aynen. Şu anda herkes elini kolunu bağlıyor sözleşmeler anladığım kadarıyla. Mesela şimdi diyelim ki bu sarı yerler bitti. Aslında tabii bu diğer yıkılan yerleri ve yapılmayan yerleri, bak bu dediğim iyi yanda. Tamam başkanım. Bu arkadaşlar şimdi burada oturuyorlar. Evet. Yukarıda gökdelende 20. katta, 25. katta oturuyorlar. Evet. Oh diyorlar, rahatız. Çok şükür diyorlar. Neye göre şükür diyorlar biliyor musun? Buradaki yapılmayan yerlere göre şükür diyorlar. Tabii. Aslında bunlar haklarını alamadı. Onlar da memnun değil aslında diyorsun. Alamadı, yani haklarını alamadı. Şimdi ne gibi hakları alamadılar? Tabii şimdi sözde... Ne gibi haklarını alamadılar acaba? Bitmiş arazide. Şimdi 100 metre yer veriyorsun. Evet. Toprak. Emsal 4 ya. Evet. Çarptığımızda 400 metre yer veriyor, doğru mu? Evet. Hadi bunun yarısını müteahhite verelim, yarısını kendimiz alalım. Tamam. 200 metre daire almam gerekmiyor mu? Evet, haklı söyledim başkanım. Ne aldım? 150 100. metre. Niye öyle oluyor? Sözleşme belli. Öyle verdi arkadaşlar. Hadi ya. Şimdi bu oturarak, yani müteahhitten bahsediyorum. Ondan sonra diğer arkadaşlar da çok şükür diyor. Bak buralar olmadı diyor. Ben 150'ye de razıyım. Yani artık yıkılmasını ve yeni ev yapılmasına razı geldik. Yani hakkımızı artık birazcık da karşı tarafa vermiş olduk yani. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar da sıkıntıda. Yani bugün bu dairelerin fiyatlarının işte 7.000-8.000 lira olduğunu metresini düşünürsek 50 metrelik bir kayıp kaç paraya var? Evet. Yani gene orada oturan vatandaşın çocuğuna herhangi bir yerden bir daire alabilir. Evet, öyle bir rahat var. Gerçekten. Öyle bir para kaybı var burada. Maalesef işte buralar olmayınca, insanlar bilinçsiz olunca da her şeye razı oldular. Oturanların şöyle bir mağduriyeti de varmış başkanım. Biz muhtarımızdan da dinledik, halk da bunu söylüyor. Bir yıl boyunca kiralarını çok güzel bir şekilde almışlar. Sonuçta evlerini boşalttılar, başka bir yere taşındılar. Müteahhit firma tarafından söz verilen bir yıllık kiralarını aydan aya çok güzel almışlar ama bir yıl sonunda bu aksamalar hiçbir şekilde yani yaşanmış, hiçbir şekilde kira bedelleri verilmemiş. Doğru. Oturanlara dahi verilmiyor şu anda bildiğim kadarıyla yani. Şey evleri bitmiş, kira alacakları var. İçeride halk oturuyor ama kira bedelleri hala müteahhit firmada duruyor. Bu konuda ne söylemek istersin? Orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Bina bittikten sonra, insanlar oturduktan sonra kira bedelleri yapılmıyor, verilmez. Ama bir yıl... Biz kira... O şeyle ilgili söylemişlerdir size. Bu yıkılan yer. Yıkılan yerin sözleşme gereği, orada yazar sözleşmelerde, inşaat başlayana kadar kirası müteahhit tarafından verilecek diye. Vatandaş geliyor bir yeri yıkıyor, müteahhit kardeşimiz. İşin ortasına geldiği zaman, ben diyor kira artık vermeyeceğim, veremiyorum diyor. İnsanlar tabii burada mağdur oldular, taşındı bir yere gitti. Evet. Onun verdiği kirayla geçimini sağlıyor. Evet. Onu da veremeyince, yani mesela şöyle düşün. Ben burada çok insanla karşılaştım. Adamın 7 tane dairesi var. Şu anda kağıt topluyor. Yıkıldı. Daha önce 7 dairede birinde kendi oturuyor, birinde çocuğu oturuyordu. Diğerlerinde de kira alıyordu ve geçimini sağlıyordu. Şimdi böyle olunca bu arkadaş artık çok zor. Yani bunlar gibi yüzlerce örnek verebilirim. İnsanlar evlerini yıktılar, doğru. Mesela örnek vereyim bir ada. Hangisiydi? Şu ada yıkıldı. Yıkıldığı günden itibaren ortada müteahhit yok. Yani adama sorarlar, niçin yıktı o zaman? Evet. Bırak insanlar... Şimdi daha iyi. Ya bırak insanlar o çürük evde bile otursaydı. Sen niçin yıktın? Nerede şimdi bu insanlar nerede? Yani kentsel dönüşüm aslında fena bir şekilde maneviyatı yok etti. Evet. Şimdi bizler burada Fikirtepe'de yaklaşık 60 yıldır hep iç içe yaşıyorduk. Binaları gördüğümüzde dışarıdan bakıldığında işte Etiler'den, Bebek'ten, Ulus'tan ne bileyim çok kaliteli yerlerden baktığında Fikirtepe varoş gibi gözüküyor. Ama aslında bize şöyle bir şey var. Burada oturan insanlar yaklaşık 50 yıllık Kadıköy'lü. En azından. Evet. Şimdi 50 yıllık Kadıköy kültürünü almış insanlar varoş olmaz. Binalar varoş ama burada hemen her evde oturan her evde bir üniversiteli zaten %100 var da İşte savcımız var, hakim var, gazetecimiz var, avukatımız var. Bir dünya bürokraside insanımız burada. Hatta bugün Binali Yıldırım Bey başbakanlık yaptı. Binali Yıldırım Bey'in yeri var mesela. Bu adada yeri var. Tabii. Zannedersem Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da kız kardeşinin yeri var. Yani sonuçta Fikirtepe, yani bu isimleri şeyden dolayı vermeye çalışıyorum. Fikirler'de çok insanlar var. Yani varoş değil.
Binalar varoş olabilir. Ama insanlar değil. Şimdi bir de Fikirtepe'nin bir özelliği var. Mesela bu kentsel dönüşüm Fikirtepe'ye ne getirdi Fikirtepe halkına? Ne getirdi? Hiçbir şey getirmedi. Çok şey götürdü. Şimdi bu arkadaşlar hep bu adalar öyle görüyor ama sarıların hepsi aynı şekilde. Bu arkadaşlar burada şimdi çıktılar, binada oturuyorlar. Şimdi akşam olduğu zaman tıkır tıkır gidiyorlar abicim sessizce. Arabasını otoparkına bırakıyor. Ondan sonra asansörüne biniyor, dairesine, katına çıkıyor. Uzun bir koridor. Yürüyor, tık tık kapıyı açıp içeri giriyor ve hayat bitti onun için. Komşuluk ilişkisi yok. Yok, bitti. Türü yok. Yani modern cezaevi. Yani kentsel dönüşümden önceki Fikirtepe ile kentsel dönüşümden sonraki Fikirtepe arasındaki komşuluk ve mahalle kültürü tamamen değişti. Yok oldu diyebilir miyiz? Yok oldu kesinlikle. Yani bir de şey var işte, bu mahalle kültürü gidiyor ve insanlık da gidiyor. İnsanlık da gidiyor. İnsan olmadan zaten kimse bir şey olamaz. Önce insan olmak gerekiyor. Hı-hı. Daha sonra gerisi gelir zaten. Şimdi bizim eski yaşantımız nasıldı? Evler birbirine çok yakındı. İnsanlar hiç şehir. Tabii bir de şey var, böyle nasıl diyeyim size, hiçbir memleketli sıralı hepsi burası işte Yozgat'ta değil. Burası işte hepsi Bayburt'ta, burası Edirne'li değil de karma karışıktı. İşte Sivaslısı, Edirne'lisi, Diyarbakırlısı, hepsi böyle iç içe karma karışık ve kardeş gibi yaşamışlar. Bana dersen ki abi nereden biliyorsun bu kardeş gibi yaşadıklarını, belki de düşmanlık da yapıyorlardı. Bugün bakıyoruz, bu mahallede evlilik son derece kutsal bir şeydir. Evet. Ama hiçbir genç komşusunun kızıyla evlenmemiş. Şimdi buradaki maneviyatı anlayabiliyor musunuz? Evet. Buradaki insanlar hepsi kardeş gibi yaşamışlar. Kapıları açıktı. Biz kendimden örnek vereyim. Şimdi ben burada biliyorsunuz, senelerdir burada oturuyorum. Şarkıspark'ta oturuyorduk. Amcamla beraber kalıyorduk. Aynı apartmandaydık. Yani kendi aile apartmanımızdaydı. Daha sonra kentsel dönüşüm olacak, evlerimiz yıkılacak vesaire denince amcamlar başka bir yere, biz başka bir yere taşındık. Ama insanlar ayrıldı yani. Kendi ailemiz vardı, kuzenlerimizle beraber tekrar yani buluşurduk, top oynardık. Arkadaşlarımız mahallede hep beraber buluşabilirdik. Şimdi öyle bir kültür tabii ki de kalmadı. Mahalle kültürümüz, komşuluk ilişkilerimiz tamamen biraz daha herkesin taşınmasıyla bitti diyebiliriz yani. Ya kentsel dönüşüm evet böyle olmamalıydı. Yani insanları böyle paramparça dağıtarak binalar yeniliyor. Yani kentsel dönüşüm böyle olsa insanları da dağıttı. İnsanların ruh hali de bozuldu. Başkanım peki bu yıkılan arazilerde 3'te 2 yasalarının neden insanlar haklarını aramadılar? 3'te 2 yasası. Böyle bir yasa bulduk başkanım internette. 3'te 2 yasası ve müteahhit firma inşaata 6 ay ara verdiğinde ya da 1 yıl inşaatına başlamadığı zaman arsa sahiplerinin sözleşme feshi hakkı doğuyormuş. Evet. Bu konuda acaba arsa sahipleri bir hukuki işleme başvuruyorlar mı? Dava yok. Yani evet. Bir şey başvuruyorlar mı? Aslında tabii konu hep şeye geliyor. Baştan sıkıntılar yaşandığı için, bu komutan başta belli olmadığı için, sonra komutan ortaya çıkınca rahatsızlık çıktı. Komutan değil mi? Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı. Şimdi 6306 yasada 3'te 2 çoğunluk yasası var orada. 6306'da. Sorun başkanım. Şimdi çoğunluk yasası diyor ki evet, bir takım mahalleler anlaşma sağladıysa diğerleri de ona uymak zorunda. 3'teki yasası bu yani. Evet, uymazsa pay satışı, yani onun arsasını diğer komşusuna satma hakkı doğuyor. Ki inşaat bitsin. İnşaat başlasın bitsin. Son derece mantıklı bir olay. Yani şurada var 500 kişi, bir kişi imza vermiyor, bu inşaat yapılamıyor. Bu yasadan önce böyle şeyler çoğunlukla var. Tabii ki. Bakanlık devreye giriyor bu kanunla ilgili. O bir kişinin yerini zorla da olsa ya müteahhite imza attırıyor, yani anlaşma yoluyla, ya da satıyor. Satılan yerler de var. Evet. Yani anlaşma sağlanmadı, adamın yerini aldık. Yani diğer komşulara satıldı. Şimdi, peki o arada müteahhit bu işi yapmazsa evet, ne olacak? Evet, öyle bir yasa da okuduk. Şimdi insanlara zorla imza attırdık. Evet. Mesela bu arada da evet, zorla imza atıldım. Şimdi bu arada yıkıldı. Evet. Şimdi müteahhit de yapmıyor. Peki evet, müteahhitler için yaptırım yok? Böyle bir yaptırım yok mu? Yok tabii. İşte neden yok? Şey var zaten. Esneklik, aksaklık dediğimiz bu. Evet. Sözleşmeler feshi konusuna gelince. Evet. Ya şimdi sözleşmeleri feshetsek ne olacak?
Bir sıkıntı yok ki. Edinse mi olacak? Yani sözleşme demek benim evimi almadı ki. Mesela örnek veriyorum, benim adam burası. Binam yıkılmadı. Evet, sözleşmem var. Şimdi sözleşmeyi feshettim. Sonra? Ne yapacağız? Yani sözleşme yaptım diye ben arsamı ona vermedim ki. Tabii. Arsa da kendisi gibi. Yani diğerleri mesela burası bitti de burası mı kaldı? Yıkılan yapılmıyor ki. Evet. Ya ben şahsen yani özel kendi görüşüm bu saatten sonra imza atmamış olsaydım hiçbir firma imza atmaz mı evleri yıktırmaz mı? Bir güvencesi yok sonuçta. Evet. Önce bir kere müteahhitlerin ve devletin halka güvence vermesi. Yani şey. Aynen bir güvence olmadan neyi yıktıracağız? Bugün bu yapılan oturanlar da şansı oldu bitti. Evet. Ya tamamen bir şanstır. 61 adadan işte 10 tanesi yapılmış. Çok evet. Önemli. Ve 61 aday çok büyük bir parsel yani. Görüyoruz. Tabi yani bir tarafta Göztepe Köprüsü, bir tarafta Hasanpaşa, Kuyubaşı, E5. Yani ciddi bir lokasyon var burada. Peki başkanım, genel halk içerisinde şöyle bir korku ve endişe var aynı zamanda. Yeni yapılan binalara kendilerini adapte edemeyeceklerini düşünüyorlar. Fikirtepe halkı dışarı gittiğinde biz zaten tekrar geri dönemeyiz. O evler gökdelenlerde yaşayamayız. Adapte edemeyiz kendimizi düşünüyorlar. Acaba bunun sebepleri nedir? Acaba aidatlar mıdır yoksa o gökdelenin içine girmesi istememeleri midir? Ne düşünüyorsunuz bununla? Ya şimdi tabii çeşitli düşünceler var. Herkesin düşüncesi aynı olmayabiliyor. Bu binalar işte yükselmeye başlayınca biz de dedik ya burada kimse oturamaz artık, gerek yok. Herkes satar gider falan diye düşünüyorduk. Fakat bu arada mesela yine hep böyle yıkılmalar ekleyip bir taraf yıkıldı. Adamcağız işte aldı 3 yıllık kirasını, gitti bir başka bölgede yakın bir yerde. Orada yaşamını idame ettirdi. Fakat orada ettirirken orada kira neydi işte 1000 lira, 1500 lira gibi bir kirayla oturuyordu. Evet. İnşaat bittiğinde dedi ki ben de oraya kiraya veririm. İnşaat bittiğinde geldi gördü ki aidatlar 500 lira. Yani ben oraya 1,5 veriyordum. Buradaki aidatımı da kendim vereyim. Burada oturayım dedi. Yani aslında halk ilk başta sıcak bakmıyordu ama tabii. Daha sonra verdiği kira aidattan fazla olunca geri dönmeye başladı. Aynen. Yani. Şimdi biraz da maddi açıdan maddi rahatlıyor. Rahatlıyorlar. Tabii. Ama bunun yanı sıra birçok arkadaşımız da bu mahalle yaşantısını çok sevdiği için evet. Kendi bu ona düşen bir daireyi kiraya verdi. Gene o gittiği semtte, gene eski Fikirtepe mahalle kültüründe olan yerlerde oralarda oturmaya başlıyor. Gelmek de asla istemiyor zaten. Anladım. Yani belki de dairesini görmeyenler bile var uzaktan. Ona düşen dairesi gitti, emlak şey verdi, kiralattırdı. Bu kadar. Parasını alıyor ama görmek istemiyor. O kadar soğuk bakan, o binaya soğuk bakan insanlar da var. Peki bu yeni taşınanlar, yani Fikirtepe dışındaki taşınanlar da Fikirtepe'nin yerli halkı aynı binada oturunca acaba böyle bir çatışma doğuyabiliyor mu yoksa kültür farkı oluyor mu yoksa çok rahat anlaşabiliyorlar mı? Sizin kulağınıza gelen bir duyum var mıdır acaba? Yani kültür farkı derken şimdi kim kültürlü kim kültürsüz? Ya o anlamda yani hani şey oradan, mesela, oradan da bakmak lazım. Tabii o anlamda değil de mesela Fikirtepe halkı daha çok emekliydi. Kendi kirası varsa, emekli maaşı varsa o şekilde geçiyor. Evet, dışarıdan gelen dışlanan insanlar böyle Türkmen farklı. Şimdi onlar farklı için. Türkmen mesela. Onlara biraz sonra istersen şimdi evet. Sorum. Onlara özellikle anlatalım. Bu yeni taşınan binalar genelde daha çok mesela öğrenci ağırlıklı da olabilir. Çünkü 1+1 binalar çok fazla yapılmış. Şimdi şey var, böyle bir muhabire şekli var. Sanki Fikirtepe halkı işte yaşlılar, emekliler falan değil. Herkesin çocukları büyür artık ya. Yani oraya oturan insanlar aslında Fikirtepe'lerin kültürüne ayak uydurmaları gerekiyor. Evet. Evet. Çünkü o insanlar nasıl diyeyim, yani şey değil ki Fikirtepe halkından çok çok kültürlü değil ki. Tabii ki de. Orada oturan çocuk eğer 30 yaşındaysa 30 sene nedir Kadıköy'dü. Evet. Yani bölgenin hastanesine de oldu. Doğru, haklısın. Peki oraya oturan arkadaşlardan geldi, herhangi bir yerden geldi, İstanbul kültürünü bilmez. Doğru. Dışarıdan geldi diye çok kültürlü olarak bakmaya gerek yok. Tabii. Aslında tabii, buradaki de, insanlar kültürlü yani. De anlaşabiliyorlar bu manasında. Kültürü okumakla mı, yazmakla mı, neyle ölçmek lazım? Mesela ben ortaokulu biraz zor bitirdim. Yani buyurun yani okulun her yerde her kültürü görür mü? Tabii biz o konuda demedik. Çok güzel. Yok ben sizi eleştirmek anlamında söylemedim. Sanki böyle dışarıdan gelenler çok kültürlü. Öyle bir algı var. Evet. Buradakiler çok kültürsüz gibi bir algı var da. Ben bunu yemeye çalışıyorum yani. Öyle bir şey yok. Evet. Yani Fikirtepe'deki insan kültürsüz, cahil değil. Kim cahildi? Babalarımız. Estağfurullah.
Yok yok, yani okumamıştı dedelerimiz. Bu zamanla ne oldu? Sürekli herkes kabuk değiştiriyor artık. Yani mesela benim şimdi lise sona giden bir oğlum var, benim onun beynine aklım yetmiyor. Ne diyebileceksin şimdi? Ondan beri bir mi soracaksın? Peki, sizin de öyle. Babanızdan ileride olmak zorundasınız. Düşünce olarak, yapı olarak, işleyiş olarak. Bu böyle bir kabuk atlatıyor. Oraya gelip de oturan, ne diyelim, çok zengin bir iş adamı düşünelim. Onun babası da bir köyde bakkal amcanın oğluydu ya. Peki bu artan popülasyon da var. Şimdi yeni yapılan gökdelenlerde diyorsunuz 5000 nüfus daha katıldığı Fikirtepe'ye diyorsunuz. Bu nüfus artışıyla beraber acaba Fikirtepe'nin konut yapısı değil de mesela yol yapısı nasıl değişecek? Trafik yoğunluğu. Trafik yoğunluğu ne yapacak? Sadece tek bir tane caddesinden mi gelecek? Yok, birkaç tane cadde, birkaç tane cadde sağladılar. Mesela şurası Tem'e giden bir yol. Hı-hı. Yani şöyle Fenerbahçe sıralı ve Boğaz Köprüsü. Evet. Burası da E5. Buna bağlantı olarak şöyle geniş yollar var, direk bağlama. Bakın bunlar direkt yol. Şu gördüğünüz yollar da hep ara yollar. Evet. Bunlara bağlantılı yollar. Buralarda viyadükler ve köprüler yapılıyor şu anda. Yapılıyor. Tabii tabii yapılıyor. Ama altyapı çalışmaları yani aynı zamanda evlerle beraber devlet tarafından yapılıyor. Ama bu iş hızlanır mı, hızlanmaz mı? Yani kaldırır mı bilemem. Ama muhtemelen kaldırmayacak. Yani şu anda 5000 tane insan taşındı. Yani ne diyeyim, yarım saatte bir arabalar ortaya bir çıksa tam bitti. Bitti diyor. Hatta 16 parça ve 5000 insan geldiyse hepsinin bittiğini düşünürsen. Tabii 70-80 bin tane buraya şey gelecek, insan gelecek. Evet. Aile olarak. Ondan sonra onların her birinin ikişer tane arabasını düşünsen, bir dakika arayla çıksalar. Evet. Yani burada evet, adım atacak yer yok. Peki isterseniz şeyden bahsedelim, buraya taşınan yabancı yurtlu insanlardan. Ha, onlar da şöyle oldu. Demin lafını kestim, kusura bakma. Evet. Şimdi Fikirtepe, bu kentsel dönüşümden önce işte babalarımız tarafından yapılan evler içerisinde oturduk. İşte 5 daire, 4 daire var. Benim de kendi oturuyor, benim de oğlu oturuyor, diğerini kiraya var filan. %90'ı kirayla geçiyordu. Ve buradaki kiracılar da gene yapı olarak baktığında metropole yakın bir yer olduğu için işte öğretmenler, öğrenciler, polisler yani yakın olduğu için bunlar kiracı olarak bunlar burayı tercih ediyordu. Ulaşım yakındır burası. Ve güzel bir aile ortamı vardı burada. Şimdi bu kentsel dönüşüm gelince tabii inşaatlar, kamyonlar vesaireler buradaki düzgün olan kiracılar yani zaten kiracıydı, gidip başka yerde oturuyor. İnşaatın içinde oturmayın dedi. Şimdi kirayla geçiniyor diye vatandaşımız. Evet. Şimdi kiracısız kaldı. Kiracı bulmak da zorlandı. Geçimini neyle sağlayacak bu adam? Daha önceden bir kiracı geldiği zaman 40 defa elerdi. Ananın adını, babanın adını elerdi. Şimdi öyle bir şey yok. Gel otur diyor. Yani oda oda kiraya da gidiyor artık. Diyor. Oda oda. Bu yabancı uyruklara. Yani oradaki sıkıntı o. Çünkü artık boş kaldı ve insan geçimini sağlamak zorunda. Yapacak bir şey yok. Bir tek orada geliri var ama. Ya emeklidir. Zaten biliyorsunuz bu ülke emekli maaşları geçim ne kadar sağlanır. O evlerin artık o da o da kiraya vererek tabii bu da şey oldu, takipsizlik oldu, dengesizlik oldu. Şöyle ki işte o yabancı uyruklu insan hiçbir tanesi doğru dürüst iş yapmıyor yani şey anlamında yani, doğru iş yapmıyorlar. Ben de tamamını soracaktım. Yabancı uyruklu insanlar acaba buraya geldikten sonra Fikirtepe halkıyla bir anlaşmazlıklar oldu mu? Ya, nasıl etkiledi? Şey değil, şu anda nüfus sayımına girmiş olsak onlar daha fazla. Yani Türk daha mı az diyorsunuz? Tabii Türkler daha az burada. Yani biz de azınlıktayız. Evet. Ve onların ne yaptığını bilmiyoruz. Yani ne iş yaparlar? Uyuşturucu mu yaparlar? Kadın ticareti yaparlar. Hı-hı. Ve bunlar burada çok fazla var. Zaten polis arkadaşlar da sağ olsunlar sürekli bu işi takip ediyorlar. Evet. Ama bu iş yani çığırından çıkmış vaziyette. Biraz güvenliği. Yani tabii bu hepsi geçerli. Kentsel dönüşümü getirdi kötü yanlardan. Evet. Tabii tabii. Ciddi bir sıkıntı yaşatıyor şimdi kentsel dönüşüm geldi bu noktada. Hı hı. Nasıl çözülecek bu? Evet. Şimdi bu buradaki ev yıkılmış. Sanırım yıkık dökük evlerde de mi yaşıyorlar bu yabancı uyruklu veya evsiz kişiler? Yok, yıkık dökük demeyelim. Yıkık dökük evlerde, metruk evlerde cam çerçeve yok. Orada yaşayamazlar. Ha, normal. Şu yıkılmayan yerler var ya. Evet. Anlaşma %90'a geçmiş, hı hı, ama yıkılmamış. Bölgelerde evlerde kalıyorlar. Oradaki kiralık evlerde oturuyorlar. Normal kiralarını veriyorlar, oturuyorlar ama içeride kim var belli değil. Bir kişi geliyor, karı koca izliyor, kiraya alıyor, tutuyor. Bakıyorsun. Oradaki amca da
para gelsin anlamında veriyor. Hı hı. Fakat arkasında 30 kişi daha giriyor aynı eve. Evet. Kimin ne yaptığı belli değil. Öyle bir pozisyon yaşanıyor burada. Bu da kentsel dönüşümü tabii hem mahalle halkına sıkıntı veriyor. Bakın bu olay nerelere gidiyor. Burada oturanlara, yeni gelenlere, eskiler bilir de yenilere, yeni gelen arkadaşlara bir kötü bir gözle bakılıyor. Diyor ki ne oluyoruz, neredeyiz? Dışarıdan baktığınız zaman yatırımcı gelip buradan herhangi bir daire almak istemiyor. Diyor ki ya orada diyor her gün bir cinayet oluyor vesaire oluyor. Halbuki içine girse öyle değil de dışarıdan bakıldığında öyle bir şeyler gözüküyor yani. Anladım. Doğru, merak veriyorum yani. Kötü imaj konusu dışarıdan bakıldığında var ama içine girdiğiniz zaman hiç öyle de değil. Mesela mahallemizin marketleri var. Evet. Bu yeni gelen arkadaşlar, mahalle yeni gelen insanlar bizden çok olan marketlerle alışveriş yapıyorlar. Çünkü onlar da görmemiş ki öyle bir şey. Onlar da hep böyle AVM vesaire gibi yerlere gitmiş. Böyle mahalle kültürü görmemiş ki. Şimdi artık mahallenin içine girdi. Mahallenin berberi de tıraş oluyor. Kendi pazarında alışveriş. Kendi pazarına gidiyor. Hayatında pazar gözü görmemiş. Marka peşinde koşan insanlar. Mahallemizde iki tane pazar var anladığım kadarıyla. Tabii. İki tarafında da pazarımız var. Bu binalarda oturan arkadaşlar, yeni gelenler pazarları görünce, mahalle esnafları görünce oh be dedi, yeni bir dünya varmış dedi. Aslında onlar bize uydular. Aslında şehrin içine onlar gelmiş evet, oldular yani. Tabii. Kent yaşamıyla mahalle kültürü biraz birleşmiş oldu. Evet. Biraz oldu evet. Yani bu diğer tabii, diğer o yabancı uyruklar vesaireler ortadan kalkmış olsaydı daha farklı bir yaşantı olurdu. Çok daha temiz. Tabii ki insanlar, evler eski. İşte deprem korkusu sürekli başımızda. Ama yapacak bir şey yok. Yani evet. Yapacak bir şey yok çünkü insanlar burada yaşamak zorunda. Ha, evler eski mi? Eski. Çürük mü? Çürük. Ama ha bir de şey var yani, bu yeni binalar yapılıyor ama yeni binalar denetleyen var mı? Evet. Onlar acaba bunlar kadar sağlam mı? Çürük mü? Evet. Yani biraz da ondan konuşalım istiyorsanız. Acaba Fikirtepe bölgesinin genel olarak deprem riski. Son zamanlarda zaten ülkemizde depremle alakalı çok şeyler yaşanıyor. Evet. Yani bu benim bazı bölgeleri, şimdi isimler verirsek sıkıntı olur. Bazı bölgeleri dere yatağı. Yani bu tarihi dere, evet. Kurbağalı dere dediğimiz. Yani yüzyıllardır olan bir dere. Bu dere yatağının bulunduğu yerlere de ev yaptırdılar. Bunlar ne kadar sağlıklı, onları düşünmek lazım. Evet, yumuşak toprak üzerinde. Yani sonuçta 100 yılın getirdiği bir dere burası. Yüzyıllarca önce yaşanmış, yani Türkiye tarihi kadar büyük olan dereler bunlar. Bu dereler etrafında şu anda gökdelenler yükseldi. Evet. Ve bunların harfiyatları yapılırken altından bir dünya sular çıkıyordu. Tamam, teknolojidir belki, kurutmuşlardır vesaire ama... Ne kadar büyüdü? Yani, bilemiyorum. Acaba onların statikleri onları kurtaracak mı? Evet. Peki başkanım, son soru olarak Fikirtepe acaba komple ne zaman bitebilir? Öyle bir öngörünüz var mı? Tamamen ne zaman yenilenebilir acaba sizce? Evet, son olarak da final olarak böyle yapalım. Tamam, evet. Şimdi Fikirtepe normalde yani ciddi ciddi masanın başındaki komutanlar çalışmış olsa Fikirtepe'de bir sorun yok. Fikirtepe biter. Örnek veriyorum. Bu devletin bir sürü müteahhitleri var. Altyapı yapan var, üst yapı yapan var. Orayı, her yeri yapıyorlar. Müteahhitler de buraya gelmeye korkuyor. Çünkü diyor ki ben vatandaşla ne işe yüz yüze olayım diyor. İş yapacağım diyor. Evet. Niye vatandaşla yüz yüze olayım? Vatandaş müteahhitle yüz yüze olmaktan korkuyor. Diyor ki müteahhit benim malımı çalacak. Güvenemiyor. Sen şimdi tabii ona güvenmiyor, ona güvenmiyor. Ve sonuçta böyle bir şey ortaya çıkıyor. Ama hem devlet olarak... Anlaşım olacaksın. Evet, bu kurumun başındaki insan olarak desen ki ya sorumluluk bana ait kardeşim. Toprak sahibi sen şurada kenarda dur. Müteahhit bak başla işine kardeşim. Yap dairelerini, ben bu insanlara bu daireleri dağıtacağım. Evet, çok haklısın. Sıkıntı var mı? Yok, evet. Burada komutan yok. Evet, haklısınız. Yani sen, bu kafayla bakarsak Fikirtepe 15. Sonuç olarak bize bir tane sistem lazım. Tabii sistemsiz. Sistem lazım, evet. Komutan lazım. Ama sistemsiz bir şekilde plan yok yani diyorsun. Yok, asla yok. Bir planlama olsa aslında her şey çözecek. Şimdi mesela müteahhit açısından bakalım. Her müteahhit diyoruz ya, çaldı. Değil şimdi, adam iş yapmaya çalışıyor ya. Sonuçta geliyor, bir binayı çıkıyor, havaya kadar çıkarttı. Peki adam satamıyor ki, Fikirtepe'nin imajı kötü. Evet. Devlet olarak git oraya, TOKİ'de, İlbank'ta, bilmem neydi, Kiptaş'ta bir kurumsal bir bayrak dik. De ki satışını ben üstleniyorum. Orada daire kalmaz ki. Evet. Şimdi adamcağız iyi niyetini yapmış, binayı bitirmiş. Bitirmiş de neye yarıyor, satamıyor. Şimdi satamayınca bir insan niçin yapsın? Yani bir binanın yaklaşık olarak 300-400 trilyon liraya mal oluyor. Hı hı.
Bu adam kime satacak bunu? Dolayısıyla diğer müteahhitler de gelip başka yerleri yapmıyor. Yani çekiniyorlar, korkuyorlar açıkçası yani. Yani şimdi mesela Çevre Şehircilik Bakanlığı buradaki binaları müteahhitlere vermiş olsa bir ciddi anlamda da hani diyor ya sürekli televizyonlar reklamlar var ya evet. TOKİ'ye para verip burada daire vereceğiz falan filan demiyorlar. Evet, kurulu aynen. Tamam da Fikirtepe beni satın. Şimdi sen TOKİ ile Fikirtepe'yi dairelerini rekabet ettirirsen abi millet gider TOKİ'den alır. Burada evet. Almaz ki. Burası batar. Sen burayı bu şekilde kurtaramazsın ki. Evet. Sen kendi müteahhitinden rekabete giriyorsun. Evet. Yani şöyle düşünelim. Şurada TOKİ evleri var. Devlet her gün televizyonda reklam yapıyor. Evet. Şimdi burada da müteahhit olayları var ve bir sürü karmaşa var. Yani sen kimden dairelisin? Devletten olur. Yani burası bitmez. Evet. Mantalite bu. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Burada bir sıkıntı var. Evet. Yoksa yani fikirler mi güzel? Evet. Yani oraya el attıkları gibi buraya da el attılar. Burada bir iş yok. Yani şuradaki ciddi bir masaya oturup kalkmakla ilgili yani bir sene fikirler mi güzel? Çok teşekkür ediyoruz. Bize değerli zamanınıza verdiniz. Ben de bir Fikirtepe halkından biri olarak arkadaşlarım adına, kendi üniversitem adına çok teşekkür ederiz. Böyle bizi bilgilendirdiniz. Çok başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Ağradınız bizi. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum ben de. Sağ olun. Atamadınız. Bir dakika, aylık böyle mi oynayın? Havadan oynamıyor musunuz? Alman oynamıyorsunuz mu? Alman oynayın, havadan oynayın ha. Dışarı çıktın, kaleye geçiyorsun. Röveşatı da çekiyorsun. Evet. Röveşatı da direkt annem yapıyor şimdi. Röveşatı da alınca oyun bitiyor mu? Sektireyim bakayım. Bakın gençler, ben Fikirtepe çocuğuyum. Bak şimdi kaç sektiriyorum lan. Oo, hani 100 sektiriyordun? Bak şimdi. Top çok küçük kanka. Top niye bu kadar küçük? Dur, ben büyük bir top götüreyim. Havası iyi. Efe gel anne. Abi senin ayağın kocaman. Ayağın kocaman, tabii çektim. Vay.